Eşinle nasıl tanıştın? Yazlığa gitmiştim. Normalde İstanbul'da yaşıyorum. Sakarya'ya yazlığa gitmiştim. Hı hı. Tamam. Yazlıkta da market işletiyorlar görümcemle birlikte. 3 tane görümcem var bu arada benim. Maşallah. Bol bol. Elçiden iyidir. Evet. Sonra sipariş verdim akşam marketten ben. Hı hı. Bir mesaj geldi işte, siparişiniz size ulaştı mı diye. Zaten yazlığımız orada olduğu için, düzenli olarak oraya tatile gittiğim için esnaf oda. Göze aşinalığım olmuştu ona karşı. Yazlığında... Ha, sen gözüne kestirdin enişteyi, ondan o marketten alışveriş yapıyordu. Sayılır diyelim. Tahmin ettim. Sonra biz sen görüştük. Sen de dedin ulaştı dedin. Ulaştı dedim, sonra aa tanıdın mı, merhaba merhaba. Ondan sonra bir birlikte görüştük ertesi günü. Sonra bir 2-3 ay arkadaşlığımız oldu. Çok hemen güzel. İsmini koymak istemedik çünkü ben şehir dışındaydım, yani o da şehir ayrı olduğu için ben pek öyle bir ilişki taraftarı değildim. Hmm. Tamam, sonrasında yanında olsun, oldu ama bir şekilde. Peki neden 2 yıldır nişanlısınız ki? Niye o da benim okulum vardı, nişanlımın da askerliği vardı. Yaşı da zaten küçük. Evet yani, evet hani. Benimle yaşıt. Aman aman bir telaşım yoktu, yaşım da genç olduğu için uzun süre birbirimizi tanımak istedik. Hanımlar, onu bunu bırakın da Songül'cüm, sen gelininle nasıl tanıştın? Bir anlatır mısın, bir öğrenelim. Cabbar Songül'üm benim. Teşekkür ederim. Ben gelinimle nasıl tanıştım? Kızımın güzellik salonu vardı. Kızımla beraber işinin önünde çay içiyorduk. Oğlumla gelinimi tanımıyordum ama oğlumdan bir kız geliyor. İşte göbeği falan açık görünce sert baktım kıza. Sert bakınca da gelinim yanımdan yürüdü gitti. Ben de oğluma dedim ki ben bu kızı istemem. Aa! Oğlum şimdi benim çok asker, çok da kıskanç olduğu için gelinimin de Sakarya'da Karasu'da yazlığı var. Onlar da orada kalıyorlar. Ama gelinim asla ya bensiz ya da torunumla almadan dışarıya çarşı pazar gidemez. Ama yani daha evli değil yani, bu ben kabul etmiyorum bunu yani. Gelin nasıl kabul etti bilmiyorum. Oğlumu çok sevdiği için kabul etmek zorunda. Ben de zaten cabbar bir kadın olduğum için gelinimi yalnız sokağa koyvermem. Peki kayınvalidenle nasıl tanıştın? Hemen tanıştırdın mı eşin? Şöyle, şimdi Karasu çok küçük bir yer olduğu için herkes birbirini tanıyor. Bilenler bilir Karasu'da, Sakarya. Ha. O yüzden ben kayınvalidemi isminden vesaire duymuştum. Bir de görümcemin orada... Neyinden? İsminden. Ha. Namı bayağı var yani. Tanınan aynen. Bir insan herhalde. Görümcemin bayan kuaförü var orada. Oradan zaten onların ikisine de bir şekilde fikir sahibi olduğum için açıkçası çok tanışmak istemedim. Ay kız, ne diyorsun? Yani gerçekten Cabbar Songül denildiğinde herkes bir yaka silkiyor onda. Hadi canım. Bu ne yürek yiğidim, sen nasıl gittin? Tahmin edilmez bir insan, yani çok sınırları olan biri. Yani bizim tanışmamız bile kayınvalidemle birbirimize şöyle kötü bakarak, yani ben kasaba giderken onların dükkanının önünden geçiyorum. Evet. Bana döndü, böyle o kadar kötü baktı ki, benim de üzerimde tayt ve crop vardı. Yani kasaba gidiyorum sonuç olarak yani. Olabilir, ev hali olabilir. Ayrıca, anlamadım. Karasu bölgesi yazlık bir bölge yani. Bir kayınvalidenin gelin adayını crop ve tayt, yani bu şekilde görmemeli. Daha biraz daha usturuplu olmalı. Benim üzerimde crop tight olunca beni bir süzdü. Bana bir bakış attı ki. Kıyafetini mi beğenmedi? Beğenmedi muhtemelen ama açık yani. Açık gelmiştir.